Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerin karşısındayım. Belediye binası 10 köyümüzdeyiz arkadaşlar. Uzun zamandan beri çekmek istediğim bir videoyu sonunda fırsat bulup çekmeye karar verdim. Belediye binası ona yakın zamanda geçiş yaptık arkadaşlar. Yeni gelen X yayları cehennem kulesi falan duruyor. Onları henüz almadım. Ufak ufak duvarları alıp yükselttim. Büyülü öğelerimiz ağzına kadar dolu. Depoları ağzına kadar doldurdum. Araştırma binamız boşta. Ve 3 tane de işçimiz var. Şimdi direkt size büyülü öğelerimi göstermek istiyorum. 4 tane kitabımız var arkadaşlar. Altın rünü, iksir rünü, savaş, büyü ve inşaat çekiçleri. Savaş çekicini kullandıktan sonra bir tane daha çekiç alacağız ve işin en güzel tarafı da arkadaşlar ekstradan bir tane daha kahramanlar kitabımız var. Hakikaten çok güzel bir video olacak. İnanın bana bu hesaba şu ana kadar en ufak bir para yatırılma gerçekleştirilmedi arkadaşlar. Altın bilet dahi alınmadı. Yani taşlar dahil her şey el emeği göz nurudur. Sizlerden tek bir ricam var. Bu videoya bir beğeni atıp eğer abone değilseniz kanalıma abone olursanız arkadaşlar beni çok mutlu etmiş olursunuz. An be an büyüyoruz. Desteklerinizi lütfen esirgemeyin diyelim. Ve artık işin heyecanlı kısmına başlayalım. Şimdi ilk etapta Kralım 23, kraliçem 22. Birazcık geride kaldı ama bunların üzerine çalışacağım arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Ben bir tane kahramanlar kitabını kullanarak 71 bin kara x're kraliçemi bitiriyorum. Normalde bu seviyelerde ben kahraman kitabı kullanmayı tavsiye etmiyorum ama elimizde yenisi olduğu için mecburen kullandık arkadaşlar. Direkt şu kahramanlar kitabını aldım güzel kraliçe ile işimiz bitti yani şimdilik elimizdeki kahramanlar kitabını kullanmaya gerek yok arkadaşlar Ta ki yenisi gelir İşte büyülü öğelerden gelir e, klan oyunlarından gelir sağdan soldan bir yerden kitap gelirse O zaman kullanırım yani Ne zaman kullanırız 35 seviyeden sonrası mantıklı arkadaşlar böyle bir 6 gün falan istediği zaman Kahramanlar kitabı kullanmak daha mantıklı geliyor bana Şimdi çekişleri yavaştan kullanmaya başlayalım arkadaşlar Araştırmada ee, geçiş yaptıktan sonra ilk başta bebek ejderi 3 yaptım. Madenciyi de ikinci seviyeye yükselttim. Şimdi ben size önceliklerimi saymak istiyorum. 1. Bir, bir kere madenciyi 3 yapmak istiyorum. Pekka'yı 6 yapmak istiyorum. Atıcıyla kesinlikle ikinci seviyeye gideceğiz arkadaşlar. Bunun Lamı'cım yok. Cadıyı da 3. seviyeye yapmak istiyorum. Yani benim önceliklerim bu şekilde. Bakalım elimizdekilerle neler yapabileceğiz göreceğiz. Şimdi ilk etapta ben elimdeki savaş kitabıyla direkt atıcıdan kurtulmak istiyorum arkadaşlar. 120.000 kara iksir istiyor ve 8 gün 12 saatlik süresi var. Dolayısıyla savaş çekicini kullanmamak için hiçbir sebebimiz yok. Ben direkt savaş çekicimi atıcı için kullandım ve atıcıyı maxlamış olduk arkadaşlar. Gayet güzel. Şimdi elimde hemen şuradan yenisini de alayım. 154 madalyam var. Buradan bir savaş çekici daha alacağım. Çok güzel. Şimdi elimde bir tane büyü kitabı var, bir tane savaş kitabı var. Bunları nerelerde kullanabiliriz diye düşünmek istiyorum. Şimdi Pekka'yı iki seviye birden vermek birazcık zor olacak arkadaşlar. Eğer ihtiyaç duyarsam taşları da harcama yoluna gidebilirim. Bir kere büyü kitabı için ne yapabilirim? Yani bir tane büyü çekici var, bir tane de büyü kitabı var. İkisini de kullanmak durumundayız. Zehri kullanıyorum arkadaşlar. Zehir gerçekten işe yarıyor. Buzlama ne kadar istiyor? 4 gün 12 saat. Ben bir kere şu zehir büyüsünü e, kara iksir versem mi? Dur bakayım çok kararsız kaldım. İksiri büyülere harcamak istemiyorum. Çünkü iksiri arkadaşlar e, saldırı birimlerinde kullanmamız gerekiyor. O yüzden ben 75 bin kara iksiri verip e büyük kitabıyla zehri 4. seviyeye yükselttim. Güzel. Zaten makslanıyormuş. Şahane oldu. Şimdi elimde bir tane de büyü çekici var. Onunla ne ne basabilirim diye düşünüyorum. Hani en acil olan bence şu anda kesinlikle iyileştirme arkadaşlar. Çok güzel oldu. Şahane oldu. İyileştirmeyi 7 yapmamız bizim için çok önemli klan savaşlarında aktif olarak kullandığım bir büyü arkadaşlar. Ben direkt iyileştirme büyüsünde 10 gün istiyor ve iksire de çok ihtiyacımız olduğu için büyü çekiciyle bastım gitti şahane. Çok güzel çok güzel çok güzel oldu bu. Şimdi elimde ne var şöyle bir daha bir bakayım yanlış bir iş yapmayalım. Büyülü öğelere geldim. Kahramanlar kitabı duracak dedik. Bir tane inşaat kitabı var. Bir tane savaş kitabı var. Bir tane de savaş çekici var. Yani şu anda araştırmada iki birlik yükseltmesi daha yapabiliyoruz. Peki bu iki yükseltme hangisi olacak? Asıl soru bu. Şimdi bir tane iksir de basacağız. Bir tane de kendi süresiyle bitecek. Aslında arkadaşlar madenciyi, madenciyi mi bassak? Ne kadar istiyor? 6 gün 12 saat istiyor. Şimdi savaş çekicini buna verirsem aslında burada cadı varken ben savaş çekicini cadıda kullanmak istiyorum arkadaşlar. Atıcı cadı pekka kombinasyonu yapıyorum. Klan savaşlarında belediye binası onda hakikaten hem verimli oluyor hem de çok güzel keyif alıyorum arkadaşlar. O yüzden ben savaş çekicimle 9 günlük süresi var. 120 bin kara iksirde tasarruf etmiş olacağız. Cadıyı 3. seviyeye yolladım ve o da max oldu. Şöyle bir bakalım. Aynen. Atıcı tamam, cadı tamam, iyileştirme tamam, zehir tamam. Şimdi sıra geldi e, kitaplara ne kaldı? Bir tane savaş kitabım kaldı galiba. Doğru mudur? Bir tane savaş kitabım var. Araştırmada başka bir şey yapamıyoruz sanırım. Ama gerekirse taşla basacağım arkadaşlar. Şimdi Pekka'yı bir seviye taşla bassam 5'e göndersem taşla e, diğer seviyesinde de e, kitabı kullansam nasıl olur? Bence mantıklı olur arkadaşlar. Ne kadar isteyecek acaba? Asıl soru o. 7 günlük süresi var. 6 milyon iksiri şöyle bir verdim. Bin taş istiyor. Hay senin ben ya. <laughs> Çok fazla istiyor ya. Ama vereceğim arkadaşlar. Bu taşları ne yapacağız ki başka türlü zaten. Hani ya kahraman kitabı alacağız tüccardan. Ya da bu şekilde bitireceğiz. Ya taşı verdim gitti arkadaş. Bin taş bayıldım. Vay be. Bin taş. Dile kolay arkadaşlar. Biriktirin bakalım biriktirebiliyorsanız. Neyse ağlamak sızlamak yok. Pekkamız 5 oldu. Şimdi de 6 olacak ama. Ne kadar istiyor? 7 milyon iksir istiyor. Onu bizim şu aşamada doldurmamıza imkan yok. O yüzden ben duvar basacağım. İksiri erittikten sonra iksir rününü kullanacağım. Şöyle 4 ee, tane bastık mı tamam sanırım. 2 3 ve 4. duvarımı da bastıktan sonra hatta bir tane daha basıyor. Süper. 5. duvarımı da bastım. İksiri dibine kadar sıyırdık arkadaşlar. Hiç ziyan olmamış oldu. Çok güzel. İksir ürününü tekrardan kullanıyorum. Şimdi benim bir tane kitabım var değil mi? Aynen. Pekka'yı da o zaman ne yapalım? Direkt 6. seviyeye yollayalım. Gitsin arkadaşlar. Şahane. Şimdi neler yükselttik? Pekka'yı 2 seviye verdik. İyileştirme büyüsünü yükselttik 2. Pekka ile beraber 3. Ee, zehiri yaptık 4. Cadıyı yaptık 5. Atıcıyı yaptık 6. 6 adet yükseltme yaptık arkadaşlar. Dile kolay. Hakikaten söylüyorum dile kolay. Şimdi önümdeki öncelikler nelerdir? e, atıcı cadı Pekka saldırılarında devi ve büyücüyü de kullanıyorum ama şu etapta onlardan birini mi göndersem yoksa madenciyi mi bassam gerçekten kararsız kaldım. Zaten iksirimiz de yok. O zaman ne yapacağız? Araştırmayı boş bırakmamak için basabileceğim bir şey var mı? Hiçbir şey basamıyorum ya. Buradan iskeleti mi basacağız? Valkür'ü mü basacağız? Neyi basacağız? 54.000 kare iksirim var. Aslında arkadaşlar dur bakayım. Kral 59 istiyor. Şu hazinemi bir toplayayım. Dur bakalım ne var ne yok sağdan soldan bir toplayalım. Şurada bir 12.000 kare iksirim daha vardı. Başka bir şey var mı? Yok. Ne kadar oldu? 67.000 kare iksir. 2.500.000 iksir. Bir bakalım. Bir bakalım bakalım. Hmm, ne bassak ne bassak. Aslında atlatma büyüsünü basamıyoruz ki iksirimiz yok. Çok kararsız kaldım arkadaşlar şu anda ya. Biriciyi 6. seviyeye yollayabilirim ama... Yollasam mı? 7 gün 12 saat istiyor. Ya basalım gitsin arkadaşlar. Biniciyi niye basıyorum? Binici bence belediye binası onu da çok iş yapan bir asker değil. Yani en az bir 35 seviye kraliçe olacak da. 35 seviye kral olacak da onların desteğiyle beraber ancak binici saldırıları gerçekleştirebilirsiniz. Öteki türlü zor ama belediye binası 12'de çok iş yapıyor. Ama ona da çok uzun süre var. Çok kararsız kaldım şu anda. Neyi bassak acaba? Neyi bassak neyi bassak? Büyülere bakıyorum hani büyülerden kara iksir birliklerinde bir aciliyet yok. Arkadaşlar ben biniciyi bastım gitti ya. 60 bin kara iksiri de buraya verdim. Zaten şimdi önümüzde savaş ligleri var. Kara iksirle bu yüzden işimiz yok. Hani kral kraliçeyi basamayacağımız için kara iksir deposu dolup taşacaktı. O yüzden biniciye de yol vermiş olduk. Güzel. Şimdi araştırmayla işimizi bitirdiğimize göre geriye ne kaldı arkadaşlar? 3 tane işçimize görevler vermemiz gerekiyor. Altın depom ağzına kadar dolu bir tane de altın rünüm var. Şimdi aslında şu yeni gelen birimleri almak istiyorum ben ama bunların hepsine ganimetimiz yetmeyecek gibime geliyor. Şimdi cehennem kulesinden bir tanesini alsam ikincisini almak için bir buçuk milyon altına ihtiyaç duyuyorum. Hazinede 883 bin var. Olmazsa bir saldırı yaparız arkadaşlar dur bakalım. Bu cehennem kulelerini dikmek istiyorum. Bunun sebebi de şu e, daha inşaatta bile olsalar arkadaşlar Savaş Ligi'nde e, savunma olarak iş yapıyorlar. Dur bakalım. Şunu bir diktim ben. Tamam. 3 milyon 500 bin. Şunu bir toplasam ne kadar gelecek? Hiçbir şey gelmedi. 3 milyon 500 bin. Tekrar e, şeye geliyorum. Dükkana geliyorum. 2 milyona da X yayını basayım. Aynen. Bir tane de altın rünü kullanırım arkadaşlar. Bakın şimdi. X yayını bastım. Elimde bir tane işçi kaldı. 3 tane daha duvar bastıktan sonra altın rününü kullanacağım. Diğer cehennem kulesini de dikeceğim. Öyle bir şey var aklımda. Dur bakalım. Şöyle bir, şöyle iki ve şöyle üçüncü duvarımda bastım. Çok güzel. Altın ürünü de kullanalım. Altın depomuz tekrar ağzına kadar doldu. Şimdi acele etmeyeceğim. 2 milyon 400 bin iksirim var. Yapabileceğim bir şey var mı diye bakıyorum. Bir tane inşaat kitabımız var arkadaşlar. Ben bunu unutmuştum. Bir tane de inşaat çekicimiz var. Aslında bunların ikisini de kullanabiliriz ya nasıl kullanabiliriz? Ordu kamplarını basmamız lazım. Ordu kamplarını basmamız lazım ve kışlalardan da sadece bir tane kara kışla kaldı ama ona şu aşamada dokunamayacağız gibi. Çok da büyük bir aciliyet yok. Atıcı bir dakika değil de iki dakikada çıkıyor. Sıkıntı yok. Zaten yan hesap her türlü bekleriz. Peki biz inşaat kitabı ve inşaat çekiciyle neler yapabiliriz? Ee, şeyi basalım diyeceğim. Ordu kampı basalım diyeceğim ama 5 milyon iksir istiyor. 2 milyon 400 bin bizde var. Onu da basamayacağız. Evet, yine iki arada bir derede kaldım. Şimdi aslında inşaat kitabı, inşaat çekici nerede kullanılır arkadaşlar? Ben size söyleyeyim. Bir, belediye binasını basarsınız orada kullanırsınız. Ya da binayı basmışsınızdır, klan kalesi için kullanırsınız. Araştırma binası için kullanırsınız. Ama bizim bu hesapta daha çok işimiz var. Daha yeni geçtik. O yüzden ben elimde tutmak istemiyorum. Şu videonun hatrına da kullanmak istiyorum açıkçası. O yüzden şuradan madalyalar kısmında 2 milyon 500 bin iksiri 25 madalyayla satın aldım. Gitti. Ne kadar iksirim oldu? 4.900.000 milyon 900 bin. 100 bin daha olunca bir tane ordu kampını basabilirim. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şunu savaş çekiciyle bitireyim. 8. seviyeye gelsin. Güzel. Dediğim gibi normalde değmez. Ama yan hesap olduğu için zaten çok vaktimiz var. 2-3 defa en az 3-4 defa savaş ligine de gireceğim burada. Yenisi gelecek arkadaşlar. Bu yüzden rahat rahat kullanıyorum. Şimdi 100.000 iksir daha olursa bir tane daha ordu kampını inşaat kitabıyla bitiririz. Şuradan bir eşleşme bul diyelim. Evet bizim ihtiyacımız olan 100.000 xir. Toplar mıyız? Buradan toplarız ya. Şöyle direkt iksir toplayıcılarına birer bebek ejder bırakıyorum. Evet çoktan geldi bile şahane. Biraz daha bekleyeyim kendi maliyetlerini de çıkartsınlar. Sonra iksirsiz kalmak istemiyorum. Evet nereye doğru bırakabiliriz? Neyse teslim ol diyelim gitsin ya. Hiç uğraşacak halim yok şu anda. 5 milyon iksiri topladık. O zaman bir tane daha ordu kampını direkt inşaat kitabıyla bitirelim arkadaşlar. Evet hangisini basalım? Şuradakini bastık, şunu basalım. 5 milyon iksiri verdim ve inşaat kitabıyla ordu kamplarımızdan bir tanesinden daha kurtulmuş olduk. Geriye kaldı 2 tane arkadaşlar ve bir tane işimiz boşta. Şu anda ordu kampı basacak durumumuz yok. Çünkü rünümüz yok. Olsaydı basardım, hiç acımazdım. O zaman ne yapalım? Yine birkaç tane daha duvar bastıktan sonra son cehennem kulesini de dikelim. Ve işimiz bitsin arkadaşlar. Geriye bir tek bomba kulesi kalıyor. O da ne yaparız? Hava savunması bittikten sonra ilk çıkan inşaatçıyla onu da dikeriz. Ya da şöyle bir şey mi yapsak? Ben şimdi bomba kulesini dikeyim. Ne kadar istiyor? Bir gün istiyor. Aynen arkadaşlar. Böyle sanki daha mantıklı olacak gibi. Klan savaş diklerinin başlamasına yaklaşık 2 gün var başlayana kadar bomba kulesi biter. Bittiği gibi cehennem kulesini alıp koyarım. İnşaattayken bile savunmada çalışıyor arkadaşlar. Bunu bilmeyenler varsa onu da söylemiş olalım. Aynen. Geriye dikmemiz gereken tek bir birim kalıyor. Doğru mudur? Bomba kulesini diktim. Şöyle bir yükselt dedim. Aynen. Bir tane cehennem kulesi bit kalıyor arkadaşlar. Onu da bomba kulesi bittiği anda altınımız da var. Harcamayacağım dursun cehennem kulesinde dikeriz. Ondan sonra verelini savunma yükseltmeleri arkadaşlar. Hadi bakalım. Böylelikle bu videonun da yavaştan sonuna geliyoruz arkadaşlar. Hakikaten yani böyle bir 15 dakikalık bir video oldu. 15 dakikada hallettik, geçtik diyoruz ama hesabı açtığım ilk günden beri taşların bir tanesini bile harcamamaya çalıştım. Ne para yatırdım ne de altın bilet aldım. Gelen bütün kitaplar, bütün rünler, bütün çekiçler el emeği göz nuruydu. Uzun zamandır da bu videoyu çekmeyi planlıyordum ama... ...bir takım aksaklıklar ve oyun içinde bir türlü e, uygun şartları sağlayamadığım için çekememiştim ama umuyorum hakkını verdik arkadaşlar. Umuyorum sizin de hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi hoşunuza gidiyorsa beğeniyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza da abone olmayı ihmal etmeyin. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.